Merhaba, bu videomuzda bir web scraping uygulaması yapacağız. Kullanım senaryomuz şu şekilde. Var olan arabamızı satmak veya yeni bir araba almak istiyoruz. Bunun için de arabanın fiyatı hakkında olabildiğince doğru bir bilgiye ihtiyacımız var. Organik zekamızı kullanarak şunu yapabiliriz. Öncelikle araba ilanlarının olduğu bir web sitesine girip arabanın özelliklerini yazıp arama yaptırırız. Sonra da gelen onlarca veya yüzlerce arabanın fiyatlarını ve özelliklerini karşılaştırarak bir fiyat tahmini yapmaya çalışırız. Bu yöntemin zorluğu ve sağlayabileceği doğruluk seviyesi tartışmalıdır. Bunun yerine yapay zekamızı kullanabiliriz. Öncelikle arabamızın genel özelliklerini geliştireceğimiz kodumuza yazıp, araba web sitesinde bu parametreler ile bir arama yaptırıp, gelen cevapları web scraping ile web sayfası içinde ayıklayıp, bize yarayacak olan bilgileri CSV formatında bilgisayarımıza kaydederiz. Daha sonra makine öğrenmesine mevcut birçok kestirim metodundan birini seçer ve indirdiğimiz verileri kullanarak bu modeli eğitir ve test ederiz. Eğitilmiş modele arabanın detay özelliklerine gelerek modelin bizim için fiyat tahmini üretmesini sağlarız. Böylece hızlı ve yüksek doğrulukla çalışan bir fiyat tahmini sistemine kavuşmuş oluruz. Bu proje için hazırladığım notebook'un bağlantısını aşağıdaki açıklamalarda verdim. Eğer makine öğrenmesinde uçtan uca web scraping'i nasıl kullanacağımızı içeren bu proje ilginizi çektiyse videomuzu izlemeye devam ediniz. Başlamadan önce Murat Karakay Akademi kanalı hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu kanalda özellikle yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığım içerikleri sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de bu konulara meraklıysanız, hem pratik hem de teorik bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, içeriklerden haberdar olmak için şimdi abone olun ve uyarımları aktif hale getirin. Bugün konumuza hemen başlayalım. Öncelikle web sitesinde bir araba için arama yaptırdığımızı farz edelim. Bu web sitesine gelen bütün sonuçları öncelikle linklerini bulmamız lazım. Daha sonra kaç sayfa geliyorsa bu sayfalardan her birini gezip her bir sayfadaki her bir arabanın da içine girip bu arabanın da bilgilerini indirmemiz lazım. Evet. Şimdi en basitten en karmaşığa doğru gideceğim ben. Örneğin bize bir arabanın linki verildiğinde bu bilgiyi nasıl alacağız? Öncelikle buradan başlayalım. Bunu yapabilmek için aslında kolay bir yöntemimiz var. Kullandığınız browser eğer Chrome'sa, diğer browserlar da sağlıyor. Inspect'i seçin. Inspect'in web sayfasını tamamen indirmesini bekleyin. Şu an halen indiriyor. Bekleyin. Tamamen indirip de bitirdiğine emin olduğunuzda sol yukarıda duran ok işaretini seçin. Şimdi ok işareti üzerinde web sayfası üzerinde nereye gezersek sağ panelde ilgili HTML kodu önümüze geliyor. Ya da sağ paneldeki HTML kodunu gezersek sol tarafta web sitesinde o panelin belirlediği alan seçiliyor. Örneğin fiyat alanına geçelim. Bakın fiyat alanını soldan seçtiğimde sağ tarafta span class belli oldu. Şimdi ben 127.000 TL olan alanın üzerine çift tıklayacağım. Bakın sağ tarafı artık belli oldu. Sağ tarafı biraz daha yani içinde geçen kodu daha iyi görebilmek için şöyle alacağım. Şu an bu kod bir bölüm yani division arasında bulunuyor. Ve içinde de bir text sınıfı ve bir text var. Normalde yapmamız gereken bizim iki şeyi bilmemiz lazım. Bir HTML'i web scraping yani ayıklamak istiyorsak. Bunlardan birincisi ya tag'in ismini ya da hangi container'ın içinde bulunduğunu söyleyip oradan başlayabiliriz. Genelde div bir container örneğin. Bu div container'ının class olarak verilen ismini kullanarak bu div'i
Burada bulunan diğer bütün divler, farkındaysanız birçok division var, birçok container var. Ama her birinin klası farklı. Bunları da faydalanıp bulabiliriz. Yani benim fiyat için arayacağım birinci özel önemli seviyede olan şey bir container. Div bunlardan birisi. Bu container'ın ismi de DF Center W'muş. Ben bunu kopyalıyorum şu anda. Şöyle bir kodu göstermek istiyorum. Öncelikle biz web scraping için iki ana kütüphane kullanacağız. Bunlardan birisi request kütüphanesi. Bunun maksadı internet ortamındaki bir web sayfasını bilgisayarımıza indirmek. İkincisi ise Beautiful Soap adında bir kütüphane. Bu kütüphanenin özelliği bize indirdiğimiz birçok text dokümanın, bunlar için HTML de var, CSV var, birçok text dokümanını parçalamamıza izin vermesi kolaylıkla. Dolayısıyla bizim kullanacağımız kütüphane request internette olan herhangi bir URL adresindeki olan dosyayı bize indirecek. Beautiful Soap ise bu dosya içinde gezmemizi, dosyayı parçalayıp içindeki bilgileri ele geçirmemizi sağlayacak olan ana kütüphane. Pandas'ı zaten biliyorsunuzdur. Şimdi Beautiful Soap çok güçlü bir kütüphane. Bunun yüzlerce fonksiyonu var. Ben bütün bu fonksiyonları ve özellikleri anlatmayacağım ama ana özelliklerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle indirilmiş olan herhangi bir page'i buradan kullanabiliyoruz ve indirilmiş olan herhangi bir page'i HTML parcel aracılığıyla açabiliyoruz. Ve bundan sonra bir soup objesi ele geçirmiş oluyoruz. Bu soup objesinin birçok özelliği var. Bu özelliklerinden sıkça kullanılanları ben göstereceğim. 4 tanesini sadece. Prettify özelliği indirilmiş olan dosyayı bizim insanın okuyup anlayabileceği güzel bir formata çevirip ekrana bastırabiliyor. Bundan öteye öğreneceğimiz en önemli şey herhangi bir tag'i verdiğimizde dosya içinde o taglerin hepsini veya tek tek bulup getirebiliyor. Find ilk bulduğunu getiriyor. Find all o doküman içindeki bütün örneğin span tag'ini bulup getirebiliyor. Benzer şekilde tag yerine bir class'ı da arayabiliyoruz. Bu class'ı da eğer find'la aratırsak ilkini, find all ile aratırsak da bu class'la ilgili bulduğu bütün class'ları bize bir set olarak döndürüyor. Son olarak da tagstrip komutu bize o tag'in içinde geçen ve kullanıcıyı ilgilendiren metini bize döndürüyor. Şimdi bunları sadece kullanacağım bu çalışmada ve yeterli gelecek. Buraya geçelim. Burada bir fonksiyon yazacağız. İsmini getCurrentInfo koydum ve bir URL verdiğimde bu URL sayesinde request kütüphanesinin get metodunu kullanarak o URL'i bize bir sayfa olarak indirecek. Beautiful Soap'un parser'ını, HTML parser'ını kullanarak da biz bu kütüphaneyi artık indirmiş olacağız. İsterseniz bir önceki sayfadaki gördüğümüz aracın linkini kopyalayayım. Buraya URL olarak bu linki yapıştırabiliriz. Bir önceki URL'i testlerde kullanabilirim. Şimdilik kapatalım. Evet. Yukarıda yazdığımız getCurrentInfo'yu bu URL'de çalıştıralım. Burada ise son bir şeyi görmek için bizim bu soup objemiz oluştu artık indirdikten sonra. İlk komutumuzu yani soup prettify yani insanın kolayca okuyacağı formatta bize göster komutunu çalıştıracağım. Yalnız bu komut oldukça uzun bir HTML sayfasının kodunu gösterecek. Çalıştıralım yine de onu görmüş olalım. Şimdi URL'imizi verelim. Evet. Burada page request get URL request is not defined. Evet.
Öncelikle bütün kütüphanelerimizi import edelim. Function'ımızı çalıştıralım. Ve denememizi yapalım. Evet. Şu an görüyorsunuz. Gayet güzel hizalanmış dokümanımız geldi. Bu uzun bir doküman. Aslında biz bu dokümanı böyle görmek istemiyoruz. Sadece bunun çalıştığını göstermek istedim. Ben tekrar eldeki kodu bir daha çalıştıracağım. Evet. Şu an aslında yaptığımız, verdiğimiz bir URL'i request objesiyle page değişkenin içine koyduk. Beautiful Soap aracılığıyla da onu HTML olarak parse ettik. Ve ekranda da aslında HTML olarak gördük. Şimdi yapmak istediğimiz, yukarıdaki iki tane komuttan birisini kullanarak ya bir tag'i ya da bir class'ı getirmek. Şimdi burada hatırlarsanız div'de bir class vardı. O yüzden class'ı kullanacağım. Class ismi olarak da şunu kopyalıyorum buradan. Çünkü içinde fiyat yazıyordu. Geçiyorum. Unutmamak için ben buraya class'ın ismini kopyalamak istiyorum. Kullanacağımız komut, burada birden fazla class olduğuna eminiz aslında. O yüzden şu komutu kullanacağım ben. Bunu tabi bu komutu kullanacağım bir obje lazım. O objeyi de soup objesi bize döndürmüştü. PageText soup olarak döndürülmüştü. Evet. Ben istiyorsanız soup'u değiştireyim buradan. Bunu da page olarak kullanmak istiyorum. Sayfanın içinde geçen ve class ismi bu olan class'ları bana getirsin. Tabii bu getirdiği class'lar bizim aslında arabanın fiyatının yazmasını beklediğim bir değişken. Onun için de car price diyeceğim. Ve şimdilik de hemen bir printle gelen car price'ın neler olduğunu ekrana bastıralım. Örneğimizi çalıştıralım. Evet, bakın. Page Find'ın içinde bu class'ı arayıp buldurttuğumda bana şu döndü. Gördüğünüz gibi div içinde fiyatın da olduğu bir şey döndürdü. Bir satır döndürdü. Bu büyük başarı bizim için. Çünkü biz buraya dikkat ederseniz şu 3 satırı ele geçirmiş olduk. Şimdi yapmamız gereken buradaki aslında span adlı tag'i başlığı kullanıp artık 127.000'e yaklaşmak. O yüzden ikinci komutumuzu kullanacağız. Hatırlarsanız ikinci komutumuzsa burada bir başlıkla buluyordu. Direkt de başlığın ismini yazıyordu. O zaman biz buradan gelelim. Artık car price değişkenimiz olduğu için içinde onu kullanacağım ben. Car price nokta find. Evet. Bizim buradaki tag'imiz span'di. Span'i kullanacağım. Yani span car price'da span geçenleri bul dedim. Bunu compile edip bir daha çalıştırdım da bakın demin div tag ile geliyordu. Şu an sadece span tag ile geldi. Şimdi bizim hedefimiz buradaki 127.000 lirayı bulmak. Bunun için yapmam gerekense şurada en son gördüğümüz TextStrip komutunu kullanmak. Onun için burada tekrar CarPrice'ın TextStrip'ini yapıp çalıştıracağım. Buradan tekrar çalıştıralım. Evet. Bakın şu an 127.000 TL'yi ele geçirdim. Dönelim kodumuza. Burada çünkü div container'ın içinde span tag'inin içinde metin olarak sadece 127.000 vardı. Biz de burada kod olarak dedik ki sayfa içinde geçen şu başlıklı class'ı bul.
Oculus içinden span tagini bul. Bulduğun tag içinden de teksti bana söyle. Artık elimize car price geçti. Böylelikle herhangi bir URL'de verdiğimizde o URL'in içindeki fiyatı buluyoruz. İstiyorsanız bir deneme yapalım. Geri dönelim. Buradan geri dönelim. Artık bu inspect objesine ihtiyacım yok. Web sayfasını sadece görelim. Evet. Şimdi buradan herhangi bir sayfanın linkini alacağım. Mesela şu an 119 bin lira olanı açalım. Buradan ben linkini kopyalayacağım. Kopyaladım. Şimdi buradaki URL'e bu linki yapıştıracağım. Evet, farkındaysanız farklı bir numara geldi. Ve bunu run edeceğim. Evet. Burada bir hata oluştu. Evet. Şimdi diyor ki burada diyor sen spam bul dediğinde bulamadım diyor. Farklı bir URL'de. Şimdi buraya geçelim. Bunun niye böyle olabilmiş olduğunu görelim. Onun için tekrar buradan inspect objesini seçelim. Evet. Inspect objesini kullanarak fiyatı bulalım. Fiyatı tıklayalım. Evet. Şimdi burayı büyütelim. Evet. Bakın. Buradaki şimdi class ismi değişti. Farkında mısınız? Şunu tıklayayım. Evet. Class ismi değişti. Bunun sebebi burada web siteleri bazen reklam aldıkları için, bunu küçülteyim. Bu reklamlardan dolayı buradaki format değişiyor. Şimdi ben web scraping'e geçeceğim. Kodumla bir değişiklik yapacağım. Çünkü biz class olarak bunu bulmasını istemiştik. Doğru mu? Evet. Şimdi bunun yerine biraz önce hatırlarsanız, bakın gördüğümüzde buraya kopyalayayım ben. Evet. Bu class'ı da buldurmak isteyeceğiz. Yani tek bir class'ı değil. Bu ya da bunu. Bunu yapabilmemiz için ona bir tane list objesi vereceğim. List objesi içinde de iki tane başlık olacak class ismi. Şimdi bunu compile edeceğim. Yanlış yere koydum. Düzelteyim. List objemizi. Evet. Şimdi bunu compile edeceğim. Compile'da bir hata yok. Şimdi function'ımızı call edeceğim. Şu an 120, 119.000 geldi. Şimdi web scraping yaparken bu konuda dikkatli olmalınız lazım. Bunu özellikle görmenizi istedim. Yani bir web sitesini kodunu ayıklarken tek bir örnekle gitmemeniz lazım. Şimdi bu örnekle önceki örnek arasındaki fark vardı. Biri kırmızıyla yazılmıştı, biri siyahla yazılmış. Onun için değişmişti. Bunlar çok sayıda olmuyor. Eğer şimdi size bir başka örnek bulabilirsem, örneğin banka reklamı olan bir tane, herhangi birisini deneyeyim. Bazen banka reklamı çıkıyor şu sağ tarafta. Çıkmadı bunda. Ama bunun koduna yine bakalım biz isterseniz. Bekleyelim. Bakın burada açtı. Burada görürseniz yine getireyim ben size. Evet. Şurayı biraz büyüteyim. Evet. Buradaki class'a bakarsanız DFRAP W66F1 çıktı. Buraya geçersek bu var. Dolayısıyla aslında iki tane şu an görünüyor. Bunu birkaç kere denemenizi tavsiye ederim. Yani herhangi bir başka ilanı tıklayıp ilanda gelmesini, yüklemesini ve fiyatın aynı başlık altında olup olmadığını kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şu an ilanımız gelsin. Bakalım. Açılıyor ilanımız. Evet, bakalım. Carat Ford Semi Big Fold F1 span içinde. Bakın. Burası aynı. Farkında mısınız yine? DF Center W100. Geçelim bize. Evet. Ben bu web sayfası üzerine epey bir zaman harcadığım için biliyorum. İki tane başlık altında bulunuyor fiyat. Ya bu ya bu. Dolayısıyla şu an ben örneğin bu web sitesinin şu an gördüğümüz kaç liraydı fiyatı, onu da görelim gözümüzde. 105 lirayı tekrar buldurtmak istiyorum. Onun için buradaki URL'i değiştireceğim.
Burayı yeni bir URL kopyaladım, yapıştırdım. Çalıştıracağım ve 105 lira artık geldi. Burada göstermek istediğim şuydu. Herhangi bir web sayfasındaki bir bilgiyi yakalamak için öncelikle sağa tıklayıp Inspect'e girip daha sonra Inspect'teki sol yukarıdaki ok tuşunu seçip merak ettiğiniz bir alanın üzerine gelip bunu tıklayıp sağ tarafta bir konteyner içindeyse konteyneri bulmanız, daha sonra konteyner içindeki span gibi bir metin alanını yakalamanız, bu metin alanına da metini ele geçirmeniz. Ve bunu yaptık. Ve web scraping'in en önemli kavramını öğrenmiş olduk. Dolayısıyla bundan sonra kullanacağımız bütün aşamalarda bunu kullanacağız. Yani bir tag yarattıracağız ya bir tag yarattıracağız ya da bir class arattıracağız. Gelen class içinde de strip yapacağız. Şimdi ben bu örneğin tabii çalışan halini hazırladım sizler için. Bunun collab linkini de verdim. Burada size yöntemimi anlatayım öncelikle. Şimdi bir arabayı ele geçirdik, fiyatını. Bu arabanın diğer bütün özelliklerini ele geçirmemiz lazım. Aslında bu da çok zor değil. Öncelikle burada görüyorsunuz ilan, no, tarih vesaire var. Bunların hepsinin aslında dikkat ederseniz sağ tarafa dikkat etmenizi istiyorum. Sağ tarafta soldan ben geçtikçe hepsinin bir obje içinde olduğunu görüyorsunuz. Bakın ben bu objeyi size göstereceğim. Evet. O da div class banner kalın, şurada uzun uzun bir class olan bir konteynerin içinde. Bakın sol tarafı dikkat ediyor musunuz? Seçiyoruz. Bu konteyneri ele geçireceksiniz. Daha sonra bu konteyner içinde gezeceksiniz. Örneğin buradan hemen size bir serisini alalım mesela. Bakın serisini görüyorsunuz. Burada class'ı BLI Particle Bolt içinde span'in, ama buna bizim ihtiyacımız yok. Çünkü o bizim Bolt Item listinin içinde ve o bizim class, yani unlisted listin içindeki W's'un içinde, görüyorsunuz. Dolayısıyla ben bunu ele geçirdiğim zaman, yani W100'ü ele geçirdiğim zaman artık içinde bir for döngüsüyle bütün span'leri yakalayabilirim. O kodu buradan göstereceğim. Bakın. GetCarInfo adlı dizinde ilk bizim yaptığımız gibi arabanın özelliklerini bulmak için fiyatını, biraz önce yaptığımız gibi fiyatını bulduk. Şuradan formu kapatayım ben tamamı. Farkındaysanız biraz önce kullandığımız yöntemle fiyatını bulduk. Şimdi arabanın diğer özellikleri için de aynı şekilde o span'in içinde olanlardan gezerek arabanın fiyatını öncelikle ayıkladık. Daha sonra bu konteyner içinde bulunan her şeyin span veya a header olanların hepsini bir listeye aldık. Bu listenin üzerinde de bir döngü yardımıyla gezdik. Ve döngü yardımıyla öncelikle ismini ve daha sonra değerini aldık. Hemen şuradan göstereyim. Bakın. Burada bir isim var. Seri. Seri. Sonra da bunun karşılığı gelen EGA var. Dolayısıyla aslında buradaki bütün olan spenlerde ilk gelen mesela yakıt tipi şurada. Buna karşılık da benzin. Dolayısıyla burada bir anahtar var, yakıt tipi. Bir de değer var, benzin. Biz onu buradaki döngüde anahtar ve değer olarak aldık. Bir dictionary'nin içine gömdük. Böylelikle bunu kotarmış olduk. Dolayısıyla artık bir web sayfası verildiğinde biz web sayfasının bu, şunu kapatayım hemen, sağında geçen bütün bilgileri yakalamış olduk bir döngüyle. Tabii bizim için bunun bir URL'i verilmesi gerekiyordu ama biliyoruz ki biz bir search yaptığımızda, yani buraya gelip örneğin bir EGA 2019 yaptığımızda 502 tane sonuç geliyor. Bunu şöyle çözmemiz lazım. Öncelikle bize gelen birinci sonuç sayfasında bulunan bütün linkleri ayıklamamız lazım. Peki bu linklerdeki arabaları nasıl bulacağız? Aynı yöntem, sağa tıklayın, Inspect'e girin,
Oku seçin. Buradan girin. Evet. Bunun içine girmememiz lazımdı yalnız. Yanlış yaptık. Tekrar dönelim. Bir arama yaptığımızda çok sonuç geliyor. Sonuçlar da sayfalarda yayınlanıyor. Şimdi örneğin birinci sayfadaki bütün sonuçların adreslerini, URL adreslerini nasıl buluruz? Şimdi buraya geldiğimizde farkındaysanız birisinin üzerinde durayım. Siz sağ tarafa dikkat edin. Sağ tarafa dikkat ettiğinizde bir URL görüyorsunuz. Onu geçelim şöyle. Tabi bunun üzerinde şunu bir seçeyim ben. Evet. Şimdi bakın buradaki URL'de ilan sahibinden satılık fiyat Egea diye bir URL görüyorsunuz. Uzun bir URL. Bu URL bizim aslında aradığımız şey. Peki bu neredeymiş? Bakın burada class'ın ismini gördük. Crop After. Dolayısıyla Crop After class'ını ele geçirdiğimizde onun içindeki A'la başlayan tag'i ele geçirdiğimizde bunu almış olacağız. Buradan geçtiğimizde bizim kendi yazdığımız kodumuza buradan getCars'tan getPageLinks'ten girdiğimizde bakın burada aslında yapmış oluyoruz. Burada da hemen yukarıya geçeyim ben size. İlanın URL'ini bulduktan sonra bunun crop after içinde olduğunu gördük zaten. Bunu kopyalayalım. Kendi kodumuza geçtiğimizde bunu kullanabiliriz. Bu getCarLinks'i bunu bu maksatta yazdım. Burada bakın bütün içinde geçen crop after'lı class'ların hepsini bul. Bu sefer hepsini dedik. Çünkü bir web sayfasında birden fazla ilanımız var. Ve bunu bulduktan sonra her bir car linkini aldık. Bunu bizim base URL'imizin yani araba sitesinin web sitesinin URL adresi artı bizim bulduğumuz A ve href taglerinin hemen göstereyim bakın A ve href taglerinin içinde olan adresle birleştirdim. Böylelikle artık benim car setimin içinde bu web sitesinin sonuçlar sayfasında gelen bütün arabaların ilanlarının URL linkleri birleşmiş halde bulundu. Tabi bu URL linklerini ne yapacağım? Sırayla her birini biraz önce yazdığım burada getCarInfo'ya verdiğimde URL olarak burada yaptığım gibi bir döngü içerisinde getirilmiş oldu. Şimdiye kadar yaptıklarımı özetlersek arabanın tüm bilgilerini web sayfasından getirmiş oldum. Şimdi web scraping'i burada durduracağım. Buradan gördüğünüz gibi arabanın 4 sayfasının öncelikle neler olduğunu buldum. Her bir sayfadakilerin linklerini buldum. Her bir linkten de arabayı tek tek indirdik. Tabii bundan sonra da bu bilgileri CSV'ye sakladım. CSV'ye sakladıktan sonra burada bir model eğitilip modeli de kullanarak bir prediction yaptım. Bu konunun devamı web scraping ile direkt alakalı olmadığı için ben bunları şimdilik burada anlatmıyorum. Eğer bu konu ilginizi çektiyse ve tüm örneği adım adım nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız belki bunu bir canlı yayında yapabilirim. Eğer ilginizi çektiyse canlı yayını istiyorsanız lütfen yorumlar bölümünde canlı yayınla ilgileniyorum yazarsanız bunun canlı yayınını yapabilirim. Şu an için ben burada duracağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.